Merhaba sevgili öğrencilerim. İşte şimdi yine beraberiz ve geçen dersimizde kaldığımız yerden takip ediyoruz yine. İnkılapları anlatmıştık. Atatürk inkılaplarını ve ekonomik inkılaplarda kalmıştık. Şimdi bu dersimizde ekonomik inkılapları bitirdikten sonra dış politika, tabii Atatürk dönemi dış politika ve Atatürk ilkelerini anlatacağız. Evet, bu dersimiz bu. Ekonomik inkılapları bitirelim dedik. Hemen başlıyorum. Bakın ekonomik alanda neler yapmışız. 18 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi yapılmıştır. İzmir İktisat Kongresi Cumhuriyet'ten önce yapılan inkılaplardan biridir. Bu kongreyi niye yaptık? İzmir İktisat Kongresi niye oldu? Nedeni Türkiye'nin yeni kurulmuş olan Türk Devleti'nin ekonomik politikasının nasıl olacağını belirlemek için yaptık. Nasıl bir ekonomik çizgi çizilecek? Ekonomik alanda neler yapılacak? İşte bu politikayı belirlemek için. Tabii ülkenin her yerinden çiftçisi, esnafı, tüccarı geliyorlar oraya, toplanıyorlar. Oldukça büyük bir kalabalık ve burada kararlar veriliyor, tartışılıyor, kararlar veriliyor. Sonuç olarak da bir takım kararlar alınıyor ama en önemlisi bu kararlar içerisinde en önemlisi misak-ı iktisadidir. Evet, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar içerisinde en önemlisi. Yazıyorum, biliyorsunuz terimleri muhakkak öğrenmek gerekiyor. Tarihte terimler çok önemli. Misak-ı iktisadi diyoruz biz buna. Anlamı nedir misak-ı iktisadinin? İktisat andı demektir. Yani ekonomi andı anlamına gelir. Ekonomik alanda bir yemin edilmiş. Ha, neye yemin edilmiş? Ekonominin millileşmesi için yemin edilmiş. O zaman diyoruz ki yani milli ekonomi ilkesi kabul edildi diyoruz buna. Demek ki neye yemin edilmiş? Ekonominin millileşmesi için yemin edilmiş ve milli ekonomi ilkesi diyoruz buna. Arkadaşlar yabancıların elinden şirketler, büyük şirketler birer birer satın alınarak kendi elimize geçecek. Ekonomi millileştirilecekti. Onun için böylece ekonomiyi biz işletmiş olacaktık, biz yönetmiş olacaktık. Bu son derece önemli bir karardı. Bir de tarım alanında da bir yenilikler yaptık. Mesela toprak reformu var. Toprak reformu da son derece önemli. Köylüyü topraksız bırakmamak için yapıldı. Bütün köylüye toprak dağıtıldı. Evet, amaç gayet güzel fakat maalesef istenilen sonuca ulaşılmadı toprak reformuyla. Hatta bir iki defa denendi. Ama her seferinde de yine toprak köy ağalarının eline geçti. Köylü yine topraksız kaldı. Yani amacına ulaşamadı toprak reformu. Bir de aşar vergisi var. Demek ki neler var? Toprak reformu var. Aşar vergisi var. Aşar vergisi ise Osmanlı Devleti'ndeki adı öşür vergisiydi. Nedir aşar vergisi veya öşür vergisi? Müslüman köylüden alınan onda bir oranındaki toprak ürünleri vergisidir. Ha, toprak ürünleri vergisiymiş. Kimlerden alınıyor? Müslüman köylüden alınıyor. Biliyorsunuz gayrimüslim köylüden alınan toprak ürünleri vergisine haraç diyorduk. O 1856 ıslahat fermanı ile kaldırılmıştı. İşte şimdi de Müslüman köylüden alınan toprak ürünleri vergisi olan aşar veya öşür vergisi 1925 yılında kaldırıldı. Peki o zaman aşar vergisi köylünün üzerinden kalkarsa bu Atatürk ilkelerinden en çok hangisiyle ilgilidir diye bir soru gelirse cevabımız hazır. Ne olur? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık, inkılapçılık, devletçilik ilkelerinden en çok halkçılıkla ilgilidir. Çünkü halk rahat ediyor. Köylünün üzerinden vergi kalkıyor. Halkı rahatlatan bir olay bu. Onun için halkçılık ilkesi diyoruz. Bir de tarım kredi kooperatifleri kuruldu. Bu da yine köylünün ürününü değerlendirmek amacıyla kurulan kooperatiflerdir. Yine halkçılık tabii ilkesine girer. Toprak mahsulleri ofisi kuruldu. Ziraat enstitüleri açıldı. Tarımla ilgili konferanslar verildi, konuşmalar yapıldı. Bu da son derece önemli çalışmalardı. Tarımı geliştirmek, tarımı iyileştirmek için yapılan çalışmalar. Gelelim başka neler oldu? Ticaret alanında da çalışmalar oldu. Kabotaj kanunu. Hemen yazalım değil mi? Terimleri yazıyoruz. Kabotaj kanunu çıkarıldı. Evet, kabotaj kanunu da
1 Temmuz 1926'da çıkarılan bir kanundur. Kabotaj kanunu. Ve nedir? Kabotaj nedir? Kabotaj, kendi denizlerimiz ve limanlarımızda gemi işletme hakkıdır. Neymiş? Kendi denizlerimiz ve limanlarımızda gemi işletme hakkına kabotaj diyoruz. Ve her sene 1 Temmuz'da denizcilik bayramı olarak kutlanır. Unutmayın, kapitülasyonun tamamlayıcısı olan inkılaptır bu. Kapitülasyonların tamamlayıcısıdır kabotaj. Onun için son derece önemli. Bizim elimize geçiyor artık. Biz denizlerimiz, limanlarımızı biz işletecektik. Yabancıların elinden alınacaktı. Onun için çok önemli. Bir de ilk özel bankamız olan İş Bankası kurulmuştur. İş Bankası da esnafa kredi vermek amacıyla kurulan, ticareti geliştirmeyi amaçlayan bir faaliyetti. Sanayi alanında da bir takım çalışmalar olmuştur. İşte bir tanesi de Teşviki Sanayi Kanunu'dur. Teşviki Sanayi Kanunu. Bu da 1926'da kabul edilen bir kanun, çıkarılan bir kanundur. Ha, ismi üzerinde bakın ne demek? Sanayiyi teşvik etmek. Evet, ama kimi? Özel teşebbüsü harekete geçirmek için çıkarılan bir kanun. Kişilerin elindeki sermayeyi değerlendirmek, ekonomik faaliyetlerde bulunsunlar diye teşvik etmek için çıkarılan bir kanun. Ama maalesef Teşviki Sanayi Kanunu güzel bir kanun ama maalesef istenilen gene sonuca ulaşmıyor. Çünkü insanların elinde yeteri kadar sermaye yok. Savaştan yeni çıkmış bir milletiz. Yeteri kadar sermaye olmayınca fabrika falan açılamıyor. Bu arada sermayesi olanlar da cesaret edemiyorlar bir fabrika açmaya veya ekonomik bir birimle uğraşmaya. Cesaret edemiyorlar. Onun için istenilen tabii bir iki küçük ufak tefek faaliyetler oldu ama istenilen sonuç değildi bu. Amaca ulaşmadı. O yüzden Teşviki Sanayi Kanunu ile özel teşebbüs faaliyete geçmeyince, ekonomik alanda bir şeyler yapılamayınca mecburen devlet ekonomiye elini atmak zorunda kaldı. İşte devletçilik ilkesi zaten kabul edilmiş bir ilke ama gel gelin devletçilik ilkesinin yürürlüğe girmesi oldukça geç olmuştur. 1930 yılından sonra yürürlüğe girdi devletçilik ilkesi. Neden devletçilik ilkesi faaliyete geçti? Çünkü kişiler, özel kişiler ekonomik alanda bir şey yapmayınca ekonomiyi canlandırmak için devlet ekonomiye elini attı. Ve devletin yaptığı ilk faaliyetlerden biri de birinci 5 yıllık kalkınma planıdır. Ha ne yapılmış? Birinci 5 yıllık kalkınma planı. Birinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlandı. Evet, birinci 5 yıllık kalkınma planı oldukça başarılı oldu. Çünkü bu planla bir yıl fabrikalar açıldı, ekonomi canlandırılmaya çalışıldı. Beykoz'da deri fabrikası, Paşabahçe'de cam fabrikası, Yalova'da kağıt fabrikası. Yani bir yıl yerlerde bez fabrikaları. Onun için ilaç sanayi, kimya sanayi ile ilgili faaliyetler oldu. Bu yüzden birinci 5 yıllık kalkınma planının faydası çok fazla oldu ülkemize. Ülkemiz hızla kalkındı bu 5 yıl içerisinde. Bunun üzerine ikinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlandı. Ama ikinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlandı fakat İkinci Dünya Savaşı başladığı için yürürlüğe girmedi. Onun için diyoruz ki ikinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlanmasına rağmen uygulama alanına geçemedi. Çünkü İkinci Dünya Savaşı başlamıştı 1939. İkinci Dünya Savaşı başlayınca yatırımlar durdu. Fabrikalar durdu. Çünkü ülkenin ekonomisi savunmaya ayrıldı. Artık savunma sanayi ile ilgili faaliyetlere başlandı. Savaş için tedbirler alınacaktı. Onun için ikinci 5 yıllık kalkınma planı yürürlüğe girmedi. Bu arada 1939 yılında ilk kez ağır sanayi kurma teşebbüsüne geçildi. Ağır sanayi kurma teşebbüsü Karabük'te demir çelik işletmeleri olarak faaliyete geçti. Tabii bu da çok önemliydi. Sonra MTA açılmıştır. Yani ne demek? Maden Tetkik Arama Enstitüsü açıldı. Madenlerimizin tespit edilmesi, bunların çıkarılması, madenlerimizin işletilmesi faaliyetlerini yapacaktı. MTA da yine devletin yaptığı bir ekonomik çalışmaydı. Şimdi o zaman diyoruz ki birinci 5 yıllık kalkınma planı, ikinci 5 yıllık kalkınma planı, Karabük'te demir çelik işletmelerinin açılması, MTA'nın açılması, bunlar hep devletçilik ilkesiyle, Atatürk ilkelerinden devletçilik ilkesiyle ilgilidir. Çünkü devlet açmış, yatırımları devlet yapmış ve işletmesini de devlet üstlenmişti. Onun için devletçilik ilkesidir. Evet, ekonomik alanda yapılan bütün inkılaplar bitti. Daha doğrusu inkılaplar konumuz bitti. Şimdi yeni bir konuya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, yeni bir konu.
Dış politika, yani Atatürk dönemindeki dış politika. Bakın, Atatürk döneminin dış politikasını gösteren, ülkemizin dış politikasını gösteren en güzel Atatürk'ün cümlesi şudur. Yurtta sulh, cihanda sulh. Yani dünyada barış, ülkemizde barış. Ülkemizde barış istiyoruz ve niye kendi ülkemizde barış istiyoruz ama dünyadaki barışı istememizin nedeni ne diye bir düşünce olursa ne olur veya soru gelirse aklımıza şu, bakın dünyada bir savaş olursa, huzursuzluk olursa bu bizi de etkiler. Bizim ülkemizin huzuru için, dünyanın da huzuru içinde yaşaması gerekiyor. Zaten insanları eğer seviyorsak hem kendi ülkemiz için hem dünyadaki insanlar için huzur istemek güzel bir düşünceydi. Onun için yurtta sulh, cihanda sulh çok önemlidir. Komşumuzda yangın çıkarsa o yangın bize de sıçrar. Onun için etrafımızdaki ülkelerde bir olay olursa o muhakkak bizi de etkileyecek. Onun için hem ülkemizde hem dünyada sulh, barış istemek bizim dış politikamızı gösteren en güzel çizgiydi. Nüfus mübadelesi ile başlıyoruz. Zaten nüfus mübadelesi, yabancı okullar sorunu, bunlar Lozan Anlaşması'nda vardı, maddelerde vardı. Nüfus mübadelesi de şudur, Rumlarla Türkler arası değiş tokuş yapılması. Mübadele kelime anlamı itibarıyla değiş tokuş anlamına gelir. Belirli oranda, belirli sayıda Türkler Anadolu'ya gelecek, Yunanistan'daki Türkler Anadolu'ya, Anadolu'daki Rumlar da Yunanistan'a gidecekti. Değiş tokuş yapılacaktı. Fakat Yunanlar daha fazla Rum bırakmak istediler Anadolu'da. Hazırladığımız kurallara uygun gelmedi. Kararlarımıza uygun gelmeyince pürüzler çıktı. Anlaşamadık bir türlü. Bunun üzerine biz Milletler Cemiyeti'ne başvurduk. Ama oradan hiçbir sonuç çıkmadı. Yüksek Adalet Divanı'na başvurduk. Yine bize bir olumlu cevap verilmedi. Gerilim giderek artmaya başladı. Ama zaman içerisinde iki tarafında, Yunan olsun, Türk tarafı olsun, iki tarafında devlet başkanları karşılıklı görüştüler. Bu karşılıklı görüşmelerde karşılıklı tavizler verdiler. Ve ikisinin arasındaki pürüzler giderek azalmaya başladı. En sonunda 1930 yılında etabli, şey yazıyorum, 1930 yılında Etable veya Etable Anlaşması ile nüfus mübadelesinde sorun çözümlendi. Böylece de karşılıklı olarak belirli sayılar Türk ve Rum yer değiştirmiş oldu. Şimdi yabancı okullar sorununa geldik. Yabancı okullar sorununda yine Lozan'da kararları vardı fakat bu kararlara uygun hareket etmiyordu ülkemizdeki yabancı okullar. Hatta sonradan 1926 yılında kesinleştirdik bazı kuralları. Aldığımız kararlar şuydu. Birincisi, bütün yabancı okullar, ülkemizdeki bütün yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim altına girecektir. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından denetlenecek ve gösterdiği müfredat programına uygun bir eğitim yapacaklardı. Sonra tarih, coğrafya, Türkçe dersleri Türk öğretmenler tarafından okutulacaktı. Sonra iki idarecisinden, bu yabancı okulların iki idarecisinden biri, yöneticisinden biri Türk olacaktı. Bu şekilde kurallar koyduk. Ama bazı yabancı okullar buna uygun hareket etmek istemediler. Hatta kendi devletlerinin elçilikleri vasıtasıyla bize itiraz ettiler. Onun üzerine Atatürk de dedi ki, bu bizim bir iç sorunumuzdur, dış devletler karışamaz diyerek bu itiraz eden ve uygun hareket etmeyen bir iki yabancı okulu kapattı. Kapatınca zaten baktılar ki kararlıyız bu konuda. Bunun üzerine bütün yabancı okullar bu kurallara uygun hareket etmeye başladılar. Evet, yabancı okullar sorunu da bu şekilde giderilmiş olundu. Musul sorununa geldik. Evet, Musul sorunu da çözümlendi. Çözümlendi de olumsuz çözümlendi ama. Biliyorsunuz Musul, Misak-ı Milli sınırları içerisindeydi. Misak-ı Milli nedir? Sınırlar çizildi ve bunlardan taviz verilmeyecek diye bir yemin edilmişti Misak-ı Milli ile. Ama maalesef Musul bir türlü çözümlenemiyordu. Lozan'da nasıl bir madde vardı Musul'la ilgili? Şöyleydi, Lozan Anlaşması'nda denilmişti ki Irak sorunu, Irak sınırı Türkiye ile İngiltere arasında 9 ay içerisinde çözümlenmek üzere sonraya bırakıldı. Böyle denmişti. Fakat bir türlü İngilizler çözümden yana bir harekete girişmiyorlardı. Bunun üzerine biz Musul'u istedik. Bizim de hakkımızdı Musul. Niçin? Hem Türk sayısı çok, Türkmenler çok orada. Biliyorsunuz Wilson ilkelerini hatırlatayım size. Hangi toprakta hangi milletin sayısı fazla ise o toprak o millete verilecekti. Musul
Türklerin çok olduğu bir bölge Kerkük, Musul buraları. Ama bizim hakkımız olduğu halde bize verilmiyordu. Sonra Musul Misak-ı Milli sınırları içerisinde. Misak-ı Milli neye göre çizilmişti? Mondros Ateşkes Anlaşması yapıldığı sırada Türk ordusunun elinde neresi varsa ona göre çizilmişti. Musul bizim elimizdeydi. Ve Mondros'tan sonra bir bahaneyle Musul'un İngilizler kontrolü altına aldılar. Ve alışı o alış bir daha vermek istemediler. Bunun üzerine görüşmeler başladı İngilizlerle Türkler arasında. Atatürk İngilizlere haber gönderdi. İşte 9 ay doldu, niçin çözüme gelmiyorsunuz, yanaşmıyorsunuz, hadi çözümleyelim dediği halde hiçbir şekilde Musul'u bize vermek istememiştir İngilizler. Onun üzerine biz de Milletler Cemiyeti'ne başvurduk. Dikkat ederseniz önce barıştan yana bir politika çiziyoruz. Milletler Cemiyeti'ne başvurduk. Milletler Cemiyeti'nde bize olumsuz cevap çıktı. Bunun üzerine Yüksek Adalet Divanı'na başvurduk. Yüksek Adalet Divanı'nda da hiçbir cevap yok. Onun üzerine artık baktık ki İngilizler de hiç yanaşmıyorlar Musul'u vermeye. Atatürk kızmaya başlamıştı. Orduyu Musul üzerine göndereceğini söylemişti. Tabii İngilizler de hatırlarsanız daha önceki derslerimizde Doğu Anadolu bölgesinde Şeyh Said isyanını kışkırttılar. Musul'u alabilmek için ve amaçlarına da ulaştılar. Çünkü ordumuz Musul üzerine gidince Musul'daki hareketlenmeyi, ordumuz ayaklanma üzerine gidince Musul'un üzerine gidemedi. Çünkü Şeyh Said ayaklanması çok uğraştırmıştı ordumuzu ve en sonunda bastırıldı Şeyh Said isyanı, fakat ordu Musul üzerine gidemedi. Hemen arkasından 1926 yılında Ankara Anlaşması yapıldı. Evet, Ankara Anlaşması arkadaşlar İngilizlerle bizim devletimiz arasında oldu, Türk devleti arasında oldu. Burada alınan karar şöyleydi. Hakkari bize verildi. Musul İngiliz sömürgesi altında olan Irak'a bırakıldı. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl olmuş, Musul'u yine alamamışız. Ve bir maddesi daha var. Bu da 25 sene boyunca Musul'daki petrol gelirinin %10'u Türk devletine verilecekti. Yani her sene %10 gelirin %10'u 25 sene boyunca bize verilecekti. Evet, bunun yarısını 12-13 sene kadar bir süresini bize peşin ödediler. Biz de Osmanlı'nın borçları karşılığı ödedik ve geri kalanı da taksit alınmaya çalışıldı. Musul sorunu bu şekilde çözümlendi. Evet, çözümlendi doğru, ama nasıl çözümlenmiş? Olumsuz. Milletler Cemiyeti'ne girişimize geldik. Evet, dış politikamızı çizen çizgi neydi? Atatürk'ün cümlesini hatırlayın. Yurtta sulh, cihanda sulhtu, değil mi? Evet, Milletler Cemiyeti de dünyada barışı sağlamak için kurulan bir cemiyetti. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda kurulmuştu. Wilson ilkelerindeki maddelerde vardı zaten. Ve dünyada barışı sağlamak, savaşı engellemek, ülkeler arası sorunlara çözüm bulmak için kurulmuştu Milletler Cemiyeti. Ve Türk Devleti'nin uzun bir süre barıştan yana bir politika çizmesi Milletler Cemiyeti'nin bize yaklaşmasına neden olmuştu. Evet, sorunları hep barıştan yana bir çözüm yolları bulmaya çalışmıştık. Bu durumda Milletler Cemiyeti'nin bizi davet etmesine neden oldu. Ve gelin Milletler Cemiyeti'ne üye olun dediler. Dikkat ederseniz biz gidip yalvarmamışız hiçbir millete, hiçbir devlete. İlla bizi alın, işte biz de buraya girmek istiyoruz diye böyle bir durum yok. Onlar bizi davet ettiler, onlar istediler oraya girmemizi. Ve 18 Temmuz 1932 yılında biz Milletler Cemiyeti'ne üye olduk. Şimdi Atatürk çok iyi biliyordu ki Milletler Cemiyeti'nin bize fazla bir etkisi olmayacak. Zaten büyük devletlerin dedikleri daha fazla oluyordu Milletler Cemiyeti'nde. Onun için bize fazla bir yararı olmayacağını biliyordu. Ama dışında durmaktansa içinde durmanın yararı olabilir diye düşünüldü. Onun için biz de Milletler Cemiyeti'ne üye olduk. Evet, Milletler Cemiyeti üyeliğimiz bu şekilde. Şimdi geldik Balkan Antantı ve Sadabat Paktı. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı. Bu ikisinin amacı, kurulma amacı birbirine benzer. Ama önce biz Balkan Antantı'ndan başlayalım anlatmaya. Arkadaşlar, Balkan Antantı Balkan devletleriyle oluyor. Türkiye önderliğinde. Balkan Antantı'nda da, Sadabat Paktı'nda da, ikisinde de Türkiye önderliği, Türkiye'nin liderliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve Balkan Antantı'nda Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, bu devletler birleşerek Balkan Antantı'nı kurdu. Şimdi burada dikkat ederseniz Yunanistan ile Türkiye arasında bir birliktelik var. Çünkü nüfus mübadelesi sorunu çözümlendikten sonra Türkiye-Yunanistan arasındaki dostluk ilişkileri gelişti.
Ve artık ittifaklar yapmaya başladılar. Birlik içinde hareket etmeye başladılar. Ta 1950 yıllarında Kıbrıs sorunu ortaya çıkıncaya kadar bu birliktelik devam etti. Maalesef Kıbrıs sorunuyla bu dostluğumuz bozulmaya başladı. İşte burada da bu dostluğun bir belirtisi Balkan Antantı. Çünkü hangi devletler var? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Şimdi aklınıza muhakkak gelmiştir. Niye Bulgaristan yok bunlar arasında diye. Evet, Bulgaristan da bir Balkan ülkesi olmasına rağmen katılmamıştır Balkan Antantı'na. Çünkü Bulgaristan sınırlarından memnun değildi. Balkan Antantı'na katılan devletlerle arası iyi değildi. Onun için katılmamıştır. Evet, amacı nedir? Balkan Antantı'nın amacı o tarihlerde artık Almanya Hitler dönemini yaşıyordu. Hitler'in yayılmacı politikası görülüyordu. İşte Almanya'nın bu yayılmacı politikasına karşılık Balkan devletleri birleşip bir sözleşme yaptılar. Birbirlerine destek olup sınırlarını korumak istediler. Ha, demek ki hangi tehlikeye karşı? Hitler'e karşı. Almanya'nın bu yayılmacı, Hitler'in yayılmacı politikasına karşı sınırları korumak amacıyla Balkan Antantı yapılmıştır. Onun için bu da son derece önemli. Tabii sınırları korumak doğru ama en önemli amaç bu. Fakat tabii aramızda ticari olarak da ilişkileri geliştirmek düşüncesi de vardı. Geldik 1934 yılında oldu Balkan Antantı. Montreux Sözleşmesi'ne gelelim. Montreux Sözleşmesi bu da 1936 yıllarında oldu ve Lozan Anlaşması'nı hatırlayın. Boğazlarla ilgili madde nasıldı Lozan Anlaşması'nda? Şöyleydi. Boğazlar'da başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon olacak. Yani Türk devletinin elinde değil Boğazlar. Uluslararası komisyon yönetecek Boğazları. Boğazların her iki yakasında biz asker bulunduramayacağız ve silahlandıramayacaktık. O dönemde de Almanya yayılmacı bir politika izliyordu. Her yere girebilirdi. Bunun üzerine biz derhal Milletler Cemiyeti'ne başvurduk. Dedik ki peki şimdi Hitler Boğazlara saldırırsa kim koruyacak orayı söyleyin. Şimdi haklı olarak böyle bir şeyde bulunduk, istekte bulunduk. Boğazların bize verilmesi gerektiğini orada istedik. Gerçekten Hitler girebilirdi Boğazlara. Onun için orayı korumakla yükümlüydük. Ama koruma hakkımız yok. Çünkü Lozan'da biliyorsunuz ne silahlandırabiliyoruz ne de asker bulundurabiliyoruz. Gerçekten oraya saldırı olursa kim koruyacak orayı? Tabii bu hemen itirazımızı, bu sözlerimizi söyledik Milletler Cemiyeti'ne. Nasıl olduysa bizi birden sevmeye başladılar Milletler Cemiyeti'nde. Aa, dediler haklısınız doğru orayı kim koruyacak? Tabii ki bizi sevmelerinin nedeni başka. Nedeni nedir? İkinci Dünya Savaşı tehlikesi başlıyordu o sıralarda. O yüzden biz Almanların yanında İkinci Dünya Savaşı'nda savaşa girmeyelim diye bizi kendi yanlarına çekmek için bize hak vermeye başladılar. Bu Montreux Sözleşmesi'nde Boğazların bize verilmesine itiraz eden bir devlet vardı. Hangisiydi biliyor musunuz? Tahmin edebildiniz mi bilmiyorum ama söyleyeyim ben. Ruslar. İtiraz etti. Boğazların bize verilmesini istemediler. Ama tabii diğer devletlerin hepsi Boğazların bize verilmesini istediği için böylece Montreux Sözleşmesi'nde Boğazların yönetimi Türk Devleti'ne verildi. Son derece güzel, olumlu bir olaydı bu. Evet, Boğazların yönetimi bizdeydi. Hatta alınan kararları ben size bir iki tanesini söyleyeyim. Montreux Sözleşmesi'de bir defa Boğazların tamamen yönetimi Türk Devleti'ne verilecekti. Biz yönetecektik. Bu güzel. İkinci bir madde. Boğazların her iki yakasında asker bulundurabilecektik ve silahlandırabilecektik. Yani boğazları koruma hakkı bize aittir. Bir diğer madde ise boğazlardan ticaret gemilerinin geçişi serbest olacaktır. Bir diğer madde de savaş gemilerinin geçişi bizim kontrolümüzde olacaktı. Yani biz izin verirsek geçebileceklerdi. Bir diğer madde de savaş zamanı biz boğazları kapatabilecektik. İstersek boğazlarımızı kapatır kimseyi geçirmeyebilirdik. Bu yetki bizim elimizdeydi. Onun için gayet güzel maddeleri var. Önemi ise Akdeniz'de Türk devletinin önemi arttı. Uluslararası dengede Türklerin itibarı arttı ve boğazların yönetimi bize verildi. Son derece önemli görüyorsunuz Montreux Sözleşmesi. Geldik Sadabat Paktı'na. Sadabat Paktı da aynı şekilde çok önemli arkadaşlar. Bu da Orta Doğu ülkeleriyle yapılan bir birlikteliktir. Hangi ülkeler katıldı bir bakalım Sadabat Paktı'na. Yine Türkiye önderliğinde Türkiye, İran, Irak, Afganistan katıldı. Kimler katılmış? Türkiye, İran, Irak,
Afganistan katıldı. Şimdi aklınıza geliyor değil mi? Pakistan niye katılmadı acaba diye. Evet, Pakistan yok. Pakistan katılmamıştır. Neden katılmadı Pakistan? Çünkü Pakistan bağımsız bir devlet değildi. İngiltere'nin sömürgesiydi o tarihlerde ve Pakistan katılmamıştır. Peki amacı nedir? Sadabat Paktı'nın kurulma amacı ne? Amacı İtalya'nın Akdeniz'deki yayılmacı politikasına karşılık sınırlarımızı korumak istiyorduk. Yani İran, Irak, Afganistan ve Türkiye İtalya'nın yayılmacı politikasına karşı sınırlarını korumak için birlik içine girdiler. Tabii kuzeyden de Rus tehlikesi de vardı bizi tehdit eden. İşte bunlara karşı sınırlarımızı korumak istedik. Ama unutmayın, Almanya'nın ve İtalya'nın yayılmacı politikasına karşı Balkan Antantı ve Sadabat Paktı sınırları korumak için kurulan birliktelikler, birlik içine girmelerdir bunlar. Onun için son derece önemli ve Sadabat Paktı da bu şekilde 1937 yılında yapıldı. Şimdi gelelim Hatay'ın katılması. Türkiye'ye katılması, tabii hemen cümleyi tamamlayayım. Hatay'ın Türkiye'ye katılması nasıl olmuş? Lozan Anlaşması'nı yine hatırlayın. Lozan Anlaşması'nda nasıldı? Ankara Anlaşması'na göre kabul edilmişti Hatay'ın durumu. O zaman Lozan Anlaşması'ndaki maddeye bakalım. Hatay Fransa'nın sömürgesi altında olacak ama özerk bir yönetime sahip olacaktı. Yani Hatay Fransa'nın sömürgesi altında özerk bir yönetime sahip olacak. Ve bu şekilde bizde değil, Suriye'de değil, Fransa'ya bağlı oluyor bir yerde. Yalnız Türkçe konuşup yazabileceklerdi, eğitim yapabileceklerdi. Kültürel olarak bize bir bağlılığı var ama siyasi olarak bizde değil Hatay. Lozan'da böyle. Ve İkinci Dünya Savaşı tehlikesi görülmeye başlayınca Fransızlar Suriye üzerinden sömürgesini çekti. Yani artık Suriye Fransa'nın sömürgesi olmayacaktır. Bunun üzerine Hatay'ı da aldı Suriye'ye verdi. Bu da senin olsun dedi. Biz itiraz ettik. Sen kimin malını kime veriyorsun dedik. Hatay'ı bizden aldın, götürüyorsun Suriye'ye veriyorsun. Hemen Milletler Cemiyeti'ne başvurduk. İtirazımızı söyledik ve orada dediler ki doğru söylüyorsunuz, haklısınız ama yine de bize vermeye yanaşmadılar böyle söyledikleri halde. Suriye'ye de vermeyelim, size de vermeyelim dediler. Ne olacak? Hatay bağımsız devleti kurulsun. Tamam. Böylece arkadaşlar 2 Eylül 1938 yılında Hatay bağımsız devleti kuruldu. Bağımsız bir devlettir artık. Cumhurbaşkanı var, meclisi var. Yani hiç kimsenin etkisinin olmadığı bağımsız bir devlet kuruluyor. Hatay devleti, Hatay Cumhuriyeti diye geçer. Ve aradan yaklaşık bir sene kadar bir süre, yani 11 ay kadar bir süre sonra Hatay Meclisi'ndeki milletvekilleri şöyle bir teklifte bulundu milletvekillerine. Dediler ki Hatay Türkiye'ye katılsın mı katılmasın mı? Ve Hatay Meclisi'ndeki milletvekilleri katılsın deyince 30 Haziran 1939'da Hatay Türkiye'ye katıldı. Demek ki Hatay'ın Türkiye'ye katılmasına kim karar verdi? Böyle bir tez sorusu çıkabilir karşınızda. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasına kim karar verdi? Seçeneklerde de şöyle olabilir. Fransızlar karar verdi olur. Milletler Cemiyeti karar verdi olur değil mi? Suriye karar verdi olur. Türk Devleti karar verdi olur. Böyle seçenekler olabilir. Ama bunların hiçbiri değil. Kim karar vermiş? Hatay Meclisi karar vermiş. Hatay Meclisi kimi temsil ediyor? Halkı temsil ediyor. O zaman halkın kararıyla Hatay 30 Haziran 1939'da Türkiye'ye katılmıştır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar dış politika bitti. Atatürk dönemindeki dış politika bitti. Ve bunların demek ki çözümlenme tarihlerini şöyle yanlarına yazıyorum. 1926, bu da 1926. Milletler Cemiyeti'ne girişimiz 1932. Balkan Antantı 1934. Montreux 1936, Sadabat Paktı 1937 ve Hatay'ın katılması 1939. Şimdi şöyle bir soru çıkabilir karşınıza. Bunlardan hangisi barışı sağlamak için yapılan bir harekettir diye soru gelirse, Milletler Cemiyeti barışı sağlamak için Balkan Antantı ve Sadabat Paktı da söylenebilir. Evet, bu şekilde sorular da karşımıza çıkabilir. Peki şimdi Atatürk dönemindeki politikayı bitirdik, geldik Atatürk ilkelerine. Evet, çok önemli bir konu. Daha önceki konularımızda zaten ben hep ilkelerle ilgili sizlere soru sorarak sizi alıştırmaya çalıştım. Alıştırmaya çalıştım ilkeleri ama şimdi bir toparlayalım yine ilkeleri. Ondan sonra konumuzu bitirmiş olalım. Atatürk ilkelerini iki bölümde inceleyeceğiz. Atatürk ilkeleri ikiye ayrılır. Temel ilkeler ve bütünleyici ilkeler olmak üzere ikiye ayrılır. Şöyle yazıyorum ben. Temel ilkeler
ve bütünleyici ilkeler olmak üzere ikiye ayrıldı. Şimdi bunlardan sevgili öğrencilerim, temel ilkeler 6 tanedir, bütünleyici ilkeler 7 tanedir. Şimdi bakın, temel ilkeleri yazıyorum. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, zaten daha önce bahsetmiştim, hiç yabancı gelmeyecek bunlar size. Ondan sonra halkçılık, laiklik, İnkılapçılık ve devletçiliktir. Ve devletçilik. İşte temel ilkeler bunlar. Evet, şimdi bir de bütünleyici ilkelere bakalım. Unutmayın, bütünleyici ilkeler temel ilkeleri tamamlar. Yani birbirleriyle ilişkilidir. Bütünleyici ilkeler ne kadardı? 7 taneydi. Önce milli egemenlik diyoruz. Milli egemenlik. Özgürlük ve bağımsızlık. Ve bağımsızlık. Sonra insan ve insan sevgisi. Sevgisi. Çağdaşlaşma ve batılılaşma. Ve batılılaşma. Sonra yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz. Ve evet arkadaşlar, bir de milli birlik ve beraberlik diyoruz. Milli birlik ve beraberlik. Sonuncusu da akılcılık ve bilimsellik diyoruz. Akılcılık ve bilimsellik diyoruz. Ve bilimsellik. İşte bütünleyici ilkeler de bunlar. Evet, şimdi arkadaşlarım, bunlar bunları tamamlar dedik. Evet, bayağı oldukça da ilgili. Mesela milli egemenlik deyince bunlardan hangisiyle ilgilidir? Temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir milli egemenlik? Böyle düşünün. Egemenlik nedir? Yönetme hakkı. Kim yönetiyor ülkeyi? Millet yönetiyor. O zaman milletin yönettiği, yani halk yönetimine biz cumhuriyet deriz. Hangisi olur? Cumhuriyetçilik olur, değil mi? Tamam, cumhuriyetçiliği hemen işareti koyduk. Özgürlük ve bağımsızlık. Bağımsızlık hür yaşama duygusu, vatan sevgisinden gelir. O zaman direkt milliyetçilikle ilgili olur. Sonra insan ve insan sevgisi. Bu da halkçılığa girer. İnsanları sevmek, halkını sevmekle ilişkili olabilir. Ve onun için halkçılığa girebilir. Çağdaşlaşma ve batılılaşma. Bu da hangisine girer? Hangi temel ilkeyi bütünler? Çağdaşlaşma, batılılaşma. İnkılapçılığı. Hemen inkılapçılığa işareti koyduk. Bakın böyle. Çağdaşlaşma, batılılaşma, inkılapçılıkla ilgilidir. Yurtta sulh, cihanda sulh. Aynı şekilde hem milliyetçiliğe girer hem halkçılığa girer. Milli birlik ve beraberlik hangisine girer? Düşünün bakın, bu 6 ilkeden en çok hangisiyle ilgilidir milli birlik ve beraberlik? Milliyetçilikle ilgilidir. Hemen ona da bir işaret koyalım. Şöyle yaptık. Evet, bu da milliyetçilikle ilgili. Akılcılık ve bilimsellik hangisiyle ilgili? Akılcılık ve bilimsellik inkılapçılıkla da ilgili olabilir. Bilim çünkü ilerlemedir. Aynı zamanda akılcılık ve bilimsellik laiklikle de ilgili olabilir. Değil mi? Hukuk kurallarının dine göre değil, akla ve bilime göre yapılanması demiştik daha önce. Onun için bakın, hep bunlar temel ilkeleri bütünlüyor. O zaman tek tek işleyelim temel ilkeleri. Önce cumhuriyetçiliği söyleyelim. Cumhuriyetçilik nasıl? Cumhuriyetçilik ilkesi, cumhuriyet tanımından gelmesi gerekiyor aklımıza. Cumhuriyetin tanımı neydi? Halk egemenliğidir demiştik. Şöyle diyelim, halkın kendi seçtiği temsilciler tarafından ülkenin demokrasi ilkelerine bağlı kalınarak yönetilmesidir. O zaman halk yönetimi, bakın anahtar kelimelerimize bakın neler olabilir. Halk egemenliği, milli egemenlik, ulusal egemenlik, milli irade, çünkü halkın iradesiyle seçim oluyor. Milli irade, sonra demokrasi, seçim, seçimlerle ilgili kavramlar. Bunlar hepsi gördüğümüz an cumhuriyetçilik ilkesini işaretleyeceğiz. Demek ki seçimle ilgili, yönetimle ilgili kavramlardır cumhuriyetçilik ilkesi. Milliyetçiliğe gelelim. Milliyetçilik nasıl bulunur? Milliyetçilik ilkesi testlerde nasıl bulacaksınız? Millet kavramından bulun.
Milliyetçilik vatanını, milletini çok sevip her şeyden üstün tutmak anlamına gelir. Ve milleti oluşturan unsurları düşünürseniz milliyetçilik ilkesini testlerde bulmanız daha rahat olur. Milleti oluşturan unsurlar neler? Hemen bakıyoruz. Milleti oluşturan unsurlar şu. Bir defa dil birliği. Kültür birliği. Sonra tarih birliği. Sonra ülke birliği, yani yurt birliği de diyebilirsiniz buna. Ve ülkü birliği, yani ideal, hedef, amaç birliği. İşte bunlar milleti oluşturan unsurlardır. Demek ki o zaman arkadaşlar dilimiz, kendi dilimize sahip çıkmamız, Türk dilini geliştirmemiz milleti oluşturan bir unsur ve milliyetçiliğe girer. Ne dedik? Türk Dil Kurumu'nun kurulması. Hangisiyle ilgili? Milliyetçilikle. Kültür de bizim kültürümüz, bakın bizim devletimize ait. Bu milli benliktir. O zaman milli benliği gösteren kelimeler anahtar kelimelerimiz olsun ve milliyetçiliğe götürsün bizi. Kültür birliği yine kendi kültürümüz, bizim kültürümüz olduğu için milliyetçiliğe girer. Tarih birliği bizim tarihimiz, bizim ülkemizin, milletimizin tarihi olduğu için bu da milliyetçiliğe gider. Yurt, ülke, vatan birliği, toprak birliği anlamına da gelir. Bizim toprağımız, biz yaşıyoruz bu toprakta. Bize ait milli benlik, bakın görüyorsunuz ki bu da milliyetçiliğe girer. Ülkü ideal demektir, hedef demektir, amaç demektir. Aynı hedefleri taşımak, aynı gelecekle ilgili düşünceleri taşımak, bu da milletçe aynı hedeflere doğru ilerlemek yine aynı şekilde milliyetçiliğe girer. Çünkü amaçlarımız aynı. Bizim milletimizin amaçları. Bunları hep Atatürk'e göre unutmayın arkadaşlar. Atatürk'e göre din ve ırk faktörü reddedilmiştir milleti oluşturan unsurlarda. Bu testlerde gelebilir, çok dikkat edin. Din ve ırk faktörü reddedilmiştir. Milleti oluşturan unsurlar bunlardır. Evet, böylece milliyetçilikte demek ki anahtar kelimelerimiz neler olacak? Bir bunlar olacak. İkinci olarak neler olacak? Milli birlik olacak, bağımsızlık düşüncesi olacak, milli benlik olacak. Yani bunun gibi kelimeleri, vatan, millet, bayrak, toprak, bu gibi kavramlar milliyetçiliğin anahtar kelimeleri olsun. Halkçılığa geldik. Halkçılık ilkesi ise halkını sevmekle ilgilidir. Halkını yükseltmek istemekle, onun sorunlarına çözüm bulmakla ilgilidir. O zaman toplum, sosyal devlet anlayışı gibi kelimeler halkçılığa götürür bizi. Halkçılık niye geldi, halkçılık ilkesi, biliyor musunuz? Çünkü eşitliği sağlamak için, eşitsizliği engellemek, ayrımcılığı önlemek, halkın mutlu olması için yapılan her şey halkçılıktır. Halkın mutlu olması için. O zaman halkçılıkla ilgili inkılapları daha önce söylemiştik. Siyasi partilerin kurulması demiştik. Ondan sonra çok partili rejim, hatta bu cumhuriyetçiliğe de girer, halkçılığa da girer demiştik, değil mi daha önceden? Aşar vergisinin kaldırılması, soyadı inkılabı, bunlar da hep halkçılığa giriyordu. Halk için yapılan şeylerdi. Geldik sevgili öğrenciler, laiklik. Atatürk laiklik ilkesini niye getirdi diye düşünelim. Çünkü bizim ülkemizde Sünni-Alevi çatışmaları oluyordu. Yani mezhep çatışmaları oluyordu. İşte bu mezhep çatışmalarını engellemek istedi. İnsanların inancında, dininde serbest olmasını istedi. Herkes dininde, inancında, ibadetinde, vicdanında hür olmalı. Baskıyla hiçbir şey olmaz düşüncesi oldu. Bunun için de laik olunsun ki insanlar daha rahat yaşasınlar, daha rahat düşüncelerini söylesinler. Ve hatta laikliği nasıl tanımlamıştık? Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması, hatta hukuk kuralları dine göre değil, akla ve bilme göre yapılanması demiştik. Evet, laiklik de bu şekildeydi. Sonra devletin dini olmaz, insanların dini olabilir diye düşünmüştük ve devletin kurumlarında dinsel kavramları uzaklaştırmalı, insanlar inançlarını daha rahat yerine getirmeli düşüncesinden hareket ederek laiklik ilkesi gelmişti. Hangi inkılaplar ilgiliydi laiklikle? Tabii ki halifeliğin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması gibi kavramlar laiklikle ilgiliydi. İnkılapçılığa gelelim. İnkılapçılık ise arkadaşlar, inkılap nedir? İnkılap ilerleme, yenileşme anlamına gelir. O zaman şöyle diyelim, inkılapçılık için anahtar kelimelerimiz şu olsun. İlerleme, yenileşme, çağdaşlaşma, batılılaşma,
gelişme, modernleşme gibi kelimeler, bunları çoğaltabiliriz. Bunun benzeri kelimeler inkılapçılıktır. İnkılapçılık ilerleme olduğu için bilimle, ilimle ilgili, yenileşmeyle ilgili, çağdaşlaşmayla ilgili bütün kelimeler inkılapçılıkla ilgili olur. Mesela şöyle bir soru olabilir, değil mi? Çıkabilir karşımıza. Atatürk'ün durağan olmayan ilkesi hangisidir? Yani durmayan, ilerleyen, ilerlemeyi gösteren ilkesi hangisi? Hemen cevabımız hazır, inkılapçılık olur. Devletçilik, evet son ilkeye geldik. Devletçilik ilkesi ise sevgili öğrencilerim, bu da bir ekonomik sistemdir devletçilik. Yani dünyada çeşitli çeşitli ekonomik sistemler var. Nedir bunlar? İşte karma ekonomi, liberalist ekonomi, devletçi ekonomi gibi. Atatürk'ün devletçilik ilkesini benimsemesi devletin ekonomik birimlerine elini atmasıyla ilgilidir. Bu komünizmle, faşizmle falan ilgili bir şey değildir devletçilik ilkesi. Onlar da daha farklıdır. Devletçilik ilkesinde ekonomik birimlerinin devletin üstlenmesi, devletin yapması. Ama her yerde değil, gerekli gördüğü yerlerde yapması anlamına gelir. O zaman ekonomiyle ilgili kelimeleri aramamız lazım anahtar kelime olarak devletçilik için. Ama unutmayın bunları devlet yapacak. Ekonomiyle ilgili kelimeler ne? Yatırım, kalkınma, sanayi, ondan sonra şöyle diyeyim, iktisat, bu gibi kelimeleri gördüğümüz an düşünelim devletçilik ilkesi olabilir mi acaba diye. Ama düşünürken de hemen bakacağız, arayacağız. Bunları devlet yapıyorsa ancak devletçilik diyebiliriz. Özel teşebbüs yapıyorsa devletçilik ilkesine girer diyemeyiz. Devletin yapması gerekiyor. Mesela şöyle bir soru. Devlet yatırım yaparak okullar açtı. Devletçiliktir. Halkçılık da olabilir yalnız unutmayın. Paragrafa göre cevap vereceksiniz. Birinci 5 yıllık kalkınma planını demin söylemiş. Kim yapmıştı? Devlet. Devletçilik ilkesiyle ilgili o zaman diyoruz. Peki çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Beni çok güzel dinlediniz. Ben görüyorum hepinizi çok güzel dinlediniz. Sizi seviyorum. Hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum.